Bana din konuşma, bana kul olarak değil, birey olarak konuşacaksın. Değilsin, bireysin. Birey olarak konuşacaksın, birey olarak yorum yapacaksın. Camlardan konuşacaksın. Tamam. Size gözünüzü kim verdi? Allah verdi. Önceki Müslümanlar Allah için, Kur'an için, Peygamberimiz için, İslam için savaşmıştı. Şimdiki Müslümanlar için savaşıyor? Dolar, euro, mark, para pul için. Doğru mu? Bir Türk olarak diyorsunuz ki Doğu Türkistan'daki zulme karşıyız. Niye? Çinliler alıyorlar Müslümanım diyen kişilerin, ailelerin, çocuklarını komünist bir ideolojiyle yetiştiriyorlar. Şimdi bu memlekette de şu olmuyor mu? Müslümanım diyen ailelerin, çocuklarını bu sistem layık bir bireyi yetiştirmek için açtığı okullara zorla alıp eğitmiyor mu? Güç yok. Aa, görüyorsun bak biz buraya tezgah açıyoruz. Şimdi izin vermediler tezgahımızı açamıyoruz. Biz ekmeği nereden kazanalım? Yani bu durumda hırsızlık mı yapalım diyorsunuz? İşte baksana hırsızlık oranı arttı. Hırsızlığı Türk milleti yapmaz ki. Hırsızlığı Türkiye'ye giren yabancılar yapar. Yabancılardan başka hırsız yok ki. Yani Suriyelilerin Türkiye ekonomisine büyük bir darbe vurduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani ağır bir darbe vurduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir yağ olmuş 200 lira, çay olmuş 80 lira. Bak orada bak. AK Parti'nin İslamcı bir parti olduğunu söylüyorlar. Bu konu hakkındaki görüşünüz nedir? Vallahi herkesin inancı kendinedir. Niye kendinedir? Peygamber Efendimiz zamanında keşke yaşasaydı da keşke o zaman öleydik de değilse cennete giderdik. Şimdiki Müslümanlar Müslüman değil ki. Öncekiler Müslüman. Niye diyeceksin? Bak söyleyeyim ben sana. Önceki Müslümanlar Allah için, Kur'an için, Peygamberimiz için, İslam için savaşmıştır. Şimdiki Müslümanlar ne için savaşıyor? Dolar, euro, mark, para pul için. Doğru mu? Evet. Peki bu toplumun bu duruma gelmesinde biraz da İslam'dan uzaklaşma yok mudur? Vallahi İslam'dan uzaklaşma var. Niye var? Herkes İslam'ı savunur. İsrail'i görüyorsun. Filistin Müslüman bir ülke değil mi? Filistin'e her şeyi yapıyorlar. Nerede o Müslüman ülkeler? Hangi biri çıkıp demiyor ki ya sen Filistin'e niye bunu yapıyorsun? Filistin Müslüman ülke. İstanbul'da bundan 92 senesinde kiliseyi biliyorsun İstanbul'da kiliseye bizim Türk'ün biri tükürdü diye bütün dünya ayağa kalktı. Bizim camilerimizi bombalıyorlar. Müslümanlarımızı öldürüyorlar. Hani Müslümanlar? Aynı oyunlar, şafafatlı eğlenceler peşindeler. Ne Müslümanı ya? Yani mesela Erdoğan'ın yahut Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi temsil eden bu insanların Theodor Herzl'in cenazesine ya da kabrine gidip çelenk koyması doğru bir şey değil mi diyorsunuz? Cumhurbaşkanımız mı? Evet. Vallahi Cumhurbaşkanımız İsrail'e kafa tutan ülke her zaman bizimdir. İsrail'e kimse kafa tutmadı şimdiye kadar. Cumhurbaşkanımız çıktı. İsrail'e kafa tuttu. Ondan başka konuşacak kimse yoktu ki o dönemde. Var mıydı? Peki hem kafa tutup hem de Dışişleri Bakanlığı'na götürüp Theodor Herzl'in kabrine çelenk koymak sizce bir çelişki değil mi? Ne demişler? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bunu niçin söylüyorsunuz? Türk'ün gerçekten Türk'ten başka dostu yoksa niçin Kazakistan, Tataristan vesaire diğer Sovyet birliklerinin egemenliği adı altında olan devletler Türkiye'de bir mesele olduğu zaman niçin karışmıyorlar? Müslümansın. Ben seninle güvenip her yere giderim. Sen bir Yahudi'yle gidebilir misin? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur dediniz ya ona söyledim. Ben Türk'üm. Ben de Türk'üm. Sen Müslümansın. Ben de Müslümanım. Ben seni tutar Fizan'a giderim. Ölüme de giderim. Çünkü ben sana güvenirim. Çünkü Müslümansın. Ama sen tutup bir Yahudi'yle gidebilir misin? Gidemem. Gidemezsin. Onun için ne demişler? Mustafa Kemal Atatürk'ümüz Türk'ün Türk'ten başka dostu yok demiştir. Peki peygamberimiz öyle mi diyor? Peygamber'e kurban olayım ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Türk'ün Türk'ten başka dostu mu yoktur diyor yoksa Müslüman Müslüman'ın kardeşi midir diyor. Müslüman Müslüman'ın kardeşiydi de o dönemde. Bu zamanda öyle değil mi? Bu dönemde nerede ya? Nerede kardeş? Yani mesela örnek söyleyeyim. Kadın satan bir Türk yahut bir içki bayisi olan bir Türk yahut kumarhanesi olan bir Türk. Bu da aynı dediğiniz gibi Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur kapsamına giriyor mu? Kim ne yaparsa günah kendine yapar. Hani demişler ya. Kim ne yaparsa kendine yapar. Ateş olsan kendi yerini yakarsın diye sözlerimiz var. Atalarımız boşa dememiştir. Ateş olsan kendi yerini yakarsın. Yani cümrünü yakarsın.
Herkesin zararı da kendine. Adam içki içiyormuş. Bana ne lan? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyorsunuz ya. Bütün Türkler iyi midir yani? İyilik Türklükte midir yani? Bir saniye. Beş parmağın beşi bir mi? Beşi bir değil. Her insan bir mi? Değil. Sen iyi olabilirsin, ben kötü olabilirim. Ben kötü olabilirim, sen iyi olabilirsin. Ben diyorum ki Peygamber Efendimizin yaptıklarından onda birini de söyleyeyim. Hadi beşte birini yapsak cennette bizim yerimiz hazır. Hani nerede? Var mı? Peki Peygamberimizin yaptıklarına karşı çıkanlara karşı mıyız? Mesela Peygamberimiz Yahudilere karşı tutumu belliydi. Bugünün siyasi partileri gidip Theodor Herz gibi İsrail'i kuran, kurucularından olan bir kişinin kabrine hangi sahabe ya da Peygamberimiz çelenk koyardı? Şimdiki Müslümanlar değil. Önceki Müslümanların hepsi cennetlik. Niye? Allah için, Kur'an için, Peygamber için, İslam için savaşmışlar. Şimdikiler ne için? Şimdikiler ne için savaşıyor? Hiçbir şey. Adam çıkıyor, alıyor. Kur'an'ımızı nasıl yakarsın lan? Kabilesiz insan. Hiç kimse sesini çıkartıyor mu? Arabistan. Arapların ülkesinde en zengin ülke nelerdir? Arabistan, Dubai'dir. Paraya para demezler. Hiçbirisinin sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Peki şöyle söyleyelim. Biz dışarıda İslam düşmanlarına ya da İslam'a karşı olan insanlara ses çıkartmalarını bekliyoruz. Niçin kendi içimizde, kendi dünyamızda, kendi içimizde, kendi dünyamızda, kendi memleketimizde İslam'a karşı olan siyasileri, kurumları, kuruluşları eleştirmiyoruz? Mesela şu anki memlekette Allah Subhanahu Teala'nın kitabıyla hükmedilmiyor. Niçin sisteme biz bu konu hakkında bir sistem yapmıyoruz? Güzel bir soru sordun. Rahmetli Kemal Sunal'ın bir film var, bildin mi? Ne diyor? Bu millete bir şeker ver, 40 sene sev diyor. Doğru mu? Millet hiç... Sorduğum soru çok net. Biz diyoruz ki dışarıda İslam düşmanlarına karşıyız. Niçin içeride kendi memleketimizde İslam'a muhalif tutumlar sergileyen insanlara, kurumlara, kuruluşlara ya da devlet yapısına niçin sesimizi çıkartmıyoruz? Şu an bizim inandığımızı iddia ettiğimiz Kur'an devlet kademesinde değil mesela. İtalya'dan, İsviçre'den getirilen kanunlarla yönetiliyoruz. Doğru mu? Doğru. Buna niçin tepki göstermiyoruz? Vallahi diyorum ben. Kim gösterecek? Kim cesaret edip gösterecek? Yani göstermemiz gerekli değil mi? Gerekli de hani kim gösterecek? İşte biz dışarıdaki insanlara bak ne güzel amca diyor ki tutuklanma ama şunu söylüyorlar. Türkiye'de İslam yaşama özgürlüğü var. İslam yaşama özgürlüğü var ise biz rahatlıkla bunu isteyebiliriz. Doğru mu? Her şeyin bir zamanı var. Şimdi peki buna... Zamanı ne mesela? Allah Subhanahu Teala hangi kitabında zamanını belirtmiş bunu istemenin? Biz kendi memleketimizde biz bunun sesimizi çıkartmıyoruz. Filistin'e o kadar eziyet, Filistin'e o kadar işkence, o kadar ölümler oluyor. Niye o kadar Müslüman ülke sesini çıkartmıyor? Filistin'de İsrail camimizi bombalıyor. Camideki adamı kurşun sıkıyor. Camide kesiyor adamı. Hiç kimse sesini, Müslümanlar sesini çıkartmıyor da. Biz nasıl ülkemizde çıkartıyoruz? Buna da ses çıkartılması lazım ve dediğiniz doğru, sorun değil. Ama diyoruz ki İslam konusunda beyefendiyle konuşuyoruz da abla. İslam konusunda biz kendi memleketimizde olan niçin İslam'a karşı, İslam'ın aleyhine, İslam'a muhalif olan meselelere karşı çıkmıyoruz? Bunlara haksızlık değil midir? Yani İslam'a karşı şu an mesela devletin tutumu belli. Laik bir rejim diyor. Laiklik ne demektir? Laik ne demek? Dinden... Değil mi? Devlet işlerini birbirinden ayırt etmesidir. Allah göklere hükmetsin, yeryüzüne biz hükmederiz demektir. Yani Türkiye'ye Allah subhanahu teala hükmedemez demektir. Eğer hükmettiğini kabul etseler Kur'an'la yönetmeye çalışacaklar. Ve bunu da yapmıyorlar şu an. Şimdi Türkiye'de en büyük sorun nedir? Türkiye'de en büyük sorun işsizliktir. Türkiye'deki en büyük sorun bence şirktir. Yani Allah subhanahu ve teala'nın hüküm hakkını Allah'tan başkasına vermektir. Toplum olarak biz bunu yapıyoruz. Mesela 5 yıl arayla bizleri neye davet ediyorlar? Seçim sandıklarına davet ediyorlar. Niye? Diyorlar ki demokrasi var. Doğru mu? Peki şu şekilde demokrasi olabilir mi? Ortaya 10 tane sandık koyacaklar ve tek tip bir sistemi seçmeleri sağlanacak. Yani mesela örnek söyleyeyim, ortaya 10 tane kadın koyacaklar, arka tarafa da bir tane erkek koyacaklar. Hangisini seçersen seç, o adamla evlenecek. Bu sizce demokrasi mi yoksa faşizm mi? Onu bilemem işte. Ya mesela şöyle bir şey yapsalar. Eğer gerçekten demokrasi var ise sistem sandığı koysunlar. Bir tarafa İslam sandığı, İslam'la yönetilme, İslami rejim. Bir tarafa komünizm, bir tarafa sosyalizm, bir tarafa ateizm. Demokrasi dediğimiz şey bu şekilde olması gerekli değil mi? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Koltuğun başına kim geçerse aynısını yapar. Ya yapması şöyle bir şey. Bizim birileri yanlış yapacak diye biz doğru şeylerden vaz mı geçmemiz lazım? Bizim isteğimiz her zaman İslami bir rejim olması taraftarı. Eğer Müslüman isek şunu demiş oluyoruz. Biz Allah'ın kitabına teslim olduk. Allah'a teslim olduk. Resulüne teslim olduk. Resulünü önder olarak kabul ettik diyoruz. Doğru mu? Bunun üzerine bizim yapmamız gereken şey bunu istemek. Bunu da diletmek. Bunun dışarısında bize gösterilen hiçbir seçeneği kabul etmemek. Doğru mu? Aynen doğrudur. Bugün maalesef bize İslam seçeneği sunulmuyor. Ve kendilerine diyorlar ki biz demokrasiyiz, demokratız diyorlar. Aslında kendileri demokrat falan değil, faşist. Çünkü tek tip bir sistemi seçip insanlara dayatmak
demokrasi değildir, faşizmdir. Eğer gerçekten demokrasiyi savunuyorlarsa farklı farklı sandıklar koyacaklar. Bize de farklı farklı, yani sistem sandığı, İslam sandığı, komünizm sandığı, demokrasi sandığı, laiklik sandığı gibi. Bunu koydukları zaman o zaman deriz ki ha siz demokrasisiniz, demokrasisiniz. Bir de şöyle bir sorun var. Laikliğin bir nevi açılımı da şudur. Bütün dinlere eşit mesafede olduğunu söylüyorlar. Peki laiklik niçin kendisine laik değil? Yani laiklik haddine mi ki laikliğin İslam gibi bir izzetli bir dini, İslam gibi bir izzetli bir dine tutup da korumacılık yapacak? Kendisine niçin laik olmuyor? Yani herkese mesafe, eşit mesafe, sizle de konuşacağız. Sizle de konuşalım, olur. Laiklik kendisine niçin laik değil? Yani kendisine de eşit mesafede olsun. Bıraksın bu insanlar kendi sistemini kendi seçsin. Doğru mu? Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Güzel sorular soruyorsun da. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin şey, Alevisi, Sünnisi, Kürt'ü, Lazlı, Çerkezi, Türk'ü Kurtuluş Savaşı'nda tek yumruk olup affedersin düşmanın kafasını ezdi. Peki ne için savaştı onun insanlar? Allah'ın dini için savaşmadı mı? Allah'ın rızası için savaşmadı mı? Ondan sonra ne oldu? Memlekete laiklik getirildi. Peki kime soruldu laiklik getirilirken? Hiç kimseye sorulmadı. Birinci meclis ilga edildi ve ikinci meclis Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu ve kendi adamlarına soruldu. Laiklik hiçbir şekilde referandumla, demokrat hiçbir şekilde referandumla getirilmedi. Bakın biz sorsak desek ki Doğu Türkistan'daki zulme karşı mıyız? Karşı mıyız? Karşıyım. Buyurun gel. Karşıyım ben. Mesela Doğu Türkistan'daki, bak bir Türk olarak diyorsunuz ki Doğu Türkistan'daki zulme karşıyız. Niye? Çinliler alıyorlar Müslümanım diyen kişilerin, ailelerin, çocuklarını. Karşı değilim abi. Anlatayım. Anladım. Tamam. Müslümanları, ailelerinden çocuklarını, Müslümanım diyen insanların ailelerinden çocuklarını alıyorlar. Komünist bir ideolojiyle yetiştiriyorlar. Doğru mu? Bu sence düşünülebilir bir şey mi? Bu kabul edilebilir bir şey mi? Hayır. Niçin? Niçin? Kendi özgür iradeleri dışarısında bir şey oluyor. Çok güzel. Peki bugünkü memlekette sizce Müslümanım diyen ailelerin laik bir birey yetiştirmek için sizin fikrinizi de alacağız. Biz davet yapıyoruz. Şimdi bu memlekette de şu olmuyor mu? Müslümanım diyen ailelerin çocuklarını bu sistem laik bir bireyi yetiştirmek için açtığı okullara zorla alıp eğitmiyor mu? Hayır. Mesela bugün ben mesela Müslümanım. Müslüman olduğumdan dolayı layık bir birey yetiştirmek için açılan okullara çocuğumu göndermek istemiyorum. Bu suç mu? Layıklık İslam'a karşı değil ki, suç değil. Bugünkü memlekette suç değil mi? Evet. Suç değil. Mesela ben bugünkü okullara çocuğumu göndermek istemiyorum. Din dersi zorunlu ders. Hangi din dersi? Din dersinde ne var mesela? Ne anlatıyorlar? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenlerin kafirlerle olduğu anlatılıyor mu? Mahkemeler Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmesi anlatılıyor mu? Tabii ki de anlatılıyor. Bu gerçekten anlatılıyor mu? İmam Hatip. Ama bu konu hakkında doğru söylemiyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Okul müfredatını biliyoruz çünkü okuduk. Din kültürü ve ahlak bilgisi var. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Dikkat edin. Ahlak kültürü olması lazım. Buyurun. Özür dilerim. Bir şey soracağım. Bizim şu andaki konumuz din değil. Elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlıkla veyahut da dinle hiçbir şu anda bir sıkıntımız, problemimiz yok. Bizim. Ama bunu siz söylüyorsunuz. Türkiye'nin genel anlamını söyleyeyim. Şu andaki ekonomik sıkıntı var. Türkiye'nin sıkıntımızı ekonomik sıkıntı. Peki bunu kim çözer? Bunu kim çözecek? Şu andaki devlet zaten çözmeyecek. Niye çözmeyecek? Şu andaki devlet şey yapıyor, nasıl diyeyim size, durmadan gündem değiştiriyor. Nedir? İşte Amerika'nın gündemini söylüyor, Rusya'nın savaşını söylüyor, vesaire savaşını söylüyor. Diyor ki AVM'lerde her yer dolu diyor. AVM'ye, kardeşim AVM'ye ben gidemiyorum. Ben niye gidemiyorum AVM'ye? Ben 4 kişilik bir aileyim. AVM'ye gittiğim zaman en kötü ihtimal bir çay, tost vesaire bir şey yediğim zaman 300 lira para ödeyeceğim, 400 lira para ödeyeceğim. Ben 1200 lira haftalık alan bir insanım. 750 lira kapıcı dairesinde oturuyorum, 750 lira kira veren bir insanım. Gazi Market. Yağ diyorum, 190 milyon hesaplıyorum. Bakın sabah, dün akşam, çok uzun, dün akşam aldığım şeyi de söylüyorum. Bir kalıp peynir aldım, yarım kilo zeytin aldım. Çay, deterjan, şeker, bunları aldım. 450 milyon para verdim. Bak 450 milyon. 750, 1250 haftalık arıyor mu? 450 milyonu buna verdim. Bütün bu anlattıklarınız mesela, bu bahsettiğiniz dertler, sıkıntıların kaynağı nedir? Kaynağı. Bu sistem değil midir? Sistem değil. Ya nedir? Bu sistem değil. Bu fırsatçılıktır. İnsanların yaptığı fırsatçılıktır. Yukarıdakilerin yaptığı fırsatçılıktır. Dediler ki EYT'yi verecekler. Bundan önceki bakanlar da açıklama yaptılar. Dediler ki EYT vermeye devletin şu anda imkanı yok. İmkan çözemiyoruz dediler. Ondan sonra ne oldu? Şimdi EYT'yi vereceğiz diyorlar.
dediler. Ondan sonra tekrar ne oldu? Söyler şart koyacağız dediler. Yani devletin şu anda AK Parti olarak söylemiyorum. Genel anlamını söylüyorum. Milletvekili. Bugün bir milletvekili kaç para maaş alıyor? 50 bin lira. En düşüğünü diyorum. 100 bin lira. Ben güvenlik görevliliği yaptım. Çankaya Orhan milletvekili lojmanlarında. Döneminde bana milletvekilinin bir tanesi 20 TL verdi. Ekmek o zaman kaç para? 25 kuruş. 25 kuruş. Hiç unutmuyorum. 20 TL verdi. 2 tane ekmek istedi. Ve bana parası üstü yeter mi diyor. Bu para yeter mi diyor. Böyle bir devletin içindeyiz. Peki ben size şöyle söyleyeyim. Bahsettiğiniz şeyler ekonomik sorunlar, doğru mu? Şimdi farklı bir partiyi seçtiğimizi düşünelim. Bu sistemin içerisinde, demokrasi sistemi içerisinde farklı bir partiyi seçip başa getirdiğimizi düşünelim. Allah subhanahu ve teala dilemediği sürece Türkiye'nin ekonomik durumu değişmesi mümkün değil. Mesela Allah subhanahu ve teala... Ekonominin ne alakası var Allah? Gelin, buyurun, buyurun. 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 Ya. Abi din ile ekonominin ne alakası var? Anlatayım mı? Bitirirsen ben... Anlatayım. Din bana din konuşma. Bana kul olarak değil, birey olarak konuşacaksın. Değilsin, bireysin. Birey olarak konuşacaksın. Birey olarak yorum yapacaksın. Camlardan konuşacaksın. Tamam. Size gözünüzü kim verdi? Gözünüzü kim verdi? Nasıl yani? Gözünüzü ise kim verdi? Allah verdi. Ağzınızı kim verdi? Allah verdi. Bedeninizi kim verdi? Bir dakika. Bir dinleyin. Bir dinleyin. Konuşmak istiyorsanız devam edelim. Abi dinini ne yapıyor? Bir dinlemek istersen, dinlerseniz, bir dinlerseniz devam edelim. Güzelce mi konuşalım? Buyurun, buyurun. Güzel bir konuşalım. Bak, savunabiliyorsanız devam edin, devam edin. Mesela örnek söylüyorum. Allah subhanahu ve teala gökyüzünden... Bir dakika. Ya kaç yaşında adamız? Allah korkusu olmadığı için yapıyordu. Bir dakika. Mesela örnek söylüyorum. İsim neydi? İbrahim Efe. İbrahim Efe. Güzel, isminiz var. İbrahim, Allah subhanahu ve teala mesela gökten bir tek damla yağmur indirmeyi tercih etmese, karar kılmasa, yeryüzünden tek bir ot biter mi? Bitmez. Tek bir ot bitmediği zaman istediğin kadar dünyanın ekonomisti gelsin, acaba Türkiye'yi bir adım ileri götürebilir mi? Ama şöyle bir şey diyorum, bunun dinle, ekonomiyle ne alakası var? Bak, bahsettiğim şeyle, size bahsettiğim şeyle alakası yok mu? Allah subhanahu ve teala gökyüzünden bir tek damla indirmese... Bir dakika. Beyefendi. Tamam. Şu an bir röportaj yapıyoruz. Çok güzel. Çocuk okutuyor bundan. Tamam. Evet. Tamam. İbrahim, şimdi az önce şundan bahsettin. Dedin ki ekonominin dinle bir ilgisi yok. Evet, doğru. Bunu söylerken mesela neyi kastediyorsun? Günümüz yönetim şekliyle ekonominin ne alakası var? Ben onu anlayamadım. Siz bana şöyle bir şey diyorsunuz. Allah olmadığı sürece yağmur yağmaz, şey yağmaz. Tamam, ben buna karşı değilim. Doğru diyorsunuz. Ben de destekliyorum bunu. Ama adam yönetemiyor. Bunu nasıl şey yapıyor? Ne şeyle, Allah'la ne alakası var? Yani kişilerin hatalarını Allah subhanahu ve teala'ya niçin atfedelim diyorsunuz, doğru mu? Anlayamadım. Yani kişilerin hatalarını Allah subhanahu ve teala'ya niçin atfedelim diyorsunuz? Doğru. Bunda hiç sorun yok. Bunda hemfikiriz. Ama bulutumuzu gönderen, yağmurumuzu gönderen, domatesimizi, biberimizi, yiyeceğimizi, içeceğimizi, annemizi, babamızı, kaşımızı, gözümüzü, her şeyi Allah subhanahu teala yarattı. Allah'ın bir ismi de Rab'dir. Mesela Rab ne demektir? Kanun koyucu demektir. Doğru mu? Bugünkü sisteme baktığımız zaman Allah subhanahu teala'nın kitabıyla hükmedilmiyor. Doğru mu? Allah Rab derken, kanun koyucu derken şunu da söylemiş oluyor. Sizin kaşınızdaki kaç tane kıl tanesi varsa hepsini Allah yarattı. Gözünüzdeki kirpikleri adet adet Allah subhanahu teala yarattı. Gözlerinizdeki megapiksele kadar, gözlerinizdeki 576 megapiksele kadar Allah subhanahu teala yarattı. Onun otofokusunu Allah subhanahu teala dizayn etti. Burnunuzu, kulağınızı, bu sistemi hep Allah subhanahu teala dizayn etti. Bakın, şu an benim konuştuklarımla atomlar vesilesiyle kulağınız 4000 ile 7000 frekans arası beni işitebiliyorsunuz. Bu aslında büyük bir olay. Allah subhanahu ve teala'nın ayetlerinden birisi bu. Biz böyle bir Rabbi unutup Allah subhanahu ve teala'nın dışarısında hüküm koyan, kanun koyan insanların peşine gider isek veyahut anayasa çıkartanların peşine gider isek, onları seçip başımıza getirirsek, sizce size kötülük yapan bir insana, size zıt davranan bir insana, sizin sevmediğiniz bir şeyleri durmadan yapan bir insana siz nefret etmez misiniz? Siz onlara bir ceza vermek istemez misiniz? Evet, doğru. Bakın, yıllarca bu memlekette Allah subhanahu teala'nın indirdiğiyle hükmedilmiyor. Allah kitabına diyor ki kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Kafirlerin ta kendisidir bir manası da nankörlerin ta kendisidir. Başka bir manasında hainlerin ta kendisidir. Şimdi bugünkü sisteme baktığımız zaman İbrahim, Allah'ın kitabıyla mı hükmediliyor? Hayır. Peki
Evet abi, onunla hükmediliyor. Mesela şu anki devletin kademesinde Kur'an mı var? Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kur'an'ın üzerine mi konuşuyorlar? Evet. Nasıl ispat edin? Abi dur şimdi, ben soruyu tam anlamadım. Allah'ın kitabıyla mı hükmediyor? He, Kur'an ile yönetilmiyor şu an. Kur'an ile yönetilmiyor. Kur'an adı altında yönetiliyor. Evet. Din Allah denilerek kan. Dini kullanıyor baştakiler diyorsunuz. Bunda hemfikiriz. Evet, AK Parti kendisini İslamcı göstererek dini kullanıyorlar. Bugün de mesela son zamanlarda Theodor Herzl'in kabrine gidip bir çelenk koydular. İsrail'i kınayan insanların, Osmanlı'yı yıkan insanların kabrine çelenk koyması tamamen bir çelişkidir. Bu konuda hemfikiriz. Kim yıkmış çelenk? Theodor Herzl'in içerisinde olduğu bir ekip. Atatürk yani. Osmanlı'yı tabii ki Atatürk de yıktı. Evet, Atatürk'ün de payı var. Osmanlı yıkılmadı bu birinci olarak. Osmanlı başka bir devlete dönüşerek Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni oluşturdu. Rejim değişti, devlet değişmedi. Bir de adı değişti. Tek farklılık bu, yönetim değil. Peki iyi mi oldu? İyi oldu, evet. Neden iyi oldu? Mesela İbrahim, Mustafa Kemal Atatürk şunu yapmış olsaydı. Deseydi ki ey Osmanlı, siz yıllarca İslam İslam diye milleti kandırdınız, aldattınız. Hatanız şu, yanlışınız şu. Kandırmıyordu. Örnek veriyorum. Hani genelde öyle söylüyorlar. Osmanlı dini kullanıyor diyorlar. Tamam mı? Deseydi ki siz yıllarca insanı sömürdünüz, İslam İslam diye insanları aldattınız. Gerçek din Kur'an ve sünnete uymaktır. Ben de gerçek dini ikame ediyorum. İşte Kur'an ve sünnet üzere yönetilmesi gereken bir devlet yapısı kuruyorum deseydi. Bu daha güzel olmaz mıydı? Olurdu. Aynı şeyi yaptı zaten. Ama laiklik var şu an. Tamam. Laiklik dini devlet kademesine kaldırdı. 1924'te. Laiklik çok güzel bir şey. Nasıl mesela? Niçin güzel bir şey? Bir arada yürütülmemelidir. Çünkü günümüzde... Kim diyor bunu? Allah mı diyor, siz mi diyorsunuz? Biz diyoruz. Allah böyle demiyorsa? Ne yapalım? Allah'ın dediğine uymamız gerekmez mi? Ne yapalım? Ama Allah Subhanahu Teala'nın dediği şekliyle düşünmemiz, inanmamız, mücadele etmemiz gerekmez mi? Evet, gerekir. Aynı, o zaman öyle yapalım. Yani Allah Subhanahu Teala diyor ki devletinizi, Maide 44. ayette diyor ki kim Allah'ın indirdiği hükmetmesi işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Nisa 60. ayette diyor ki dinle devletçilerini birlikte yürütün diye bir ayet. Ayet bu. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Tamam, bu kitap anayasa içeren bir kitaptır. Tamam, ayırma diyor devlet. Dinle devlet işini ayırma demiyor sana. Şimdi şöyle anlatayım, o zaman daha iyi anlaşılsın. Yönet, siyaseti karıştırma diyor. Hayır, siyaset Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devlet yönetti. Neye göre yönetti? Kur'an'a ve sünnete göre yönetti. Adildi, doğruydu. İnsanlara davranırken... O zaman sen 1000 kişiyle 80 milyon kişiyi, 10 milyon kişiyi bir tutamazsınız ki. Neye göre mesela kararlarımızı verirken vermemiz lazım? Şu güneş, doğru mu? O güneşi var eden bir insan gösterebilir misin? Var eden kimse... Yahut örnek söyleyeyim, gökten bir tek damla indirebilen bir insan gösterebilir misin? Kimse. Şurada birimizi yaratan bir insan gösterebilir misin? Kimse. Bu kadar şeyi yaratan, yani baştan sona bizi güzel bir şekilde var eden, güneşimizi doğuran, güneşimizi batıran, gecemizi getiren. Tamam, tamam inşallah. Güneşimizi var eden, biraz konuşalım inşallah. Tamam. Niçin? Tamam da siyasi şube olabilir, konuşuyoruz biz. Tamam, polis olabilirsiniz de siz polis olarak milleti korumakla mükellef değil misiniz? Biz konuşuyoruz burada. Ama sıkıntı var, röportajımızı kapatmışsınız. Yani röportajımıza devam edelim, sonradan konuşurduk. Mm-hmm.